Hanımlar beyler ta ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? afiyetle misiniz? Umuyorum ki keyifleriniz yerindedir. Evet Ekim Bey keyifler nasıl? Evet merhaba selamlar. İyi abi senden ne var ne yok? İyi valla işte ya. Güzel makineler var dediler. RTX var dediler. Geldik uzun yollardan geldik. Evet. Çayımızı kahvemizi içtik. Kesene bereket. Afiyet olsun ne demek. Bu arada evet adam kendi sponsorlarıyla geldi. Bu bölümde biraz sponsorlarımız var. Biliyorsunuz sağ olsun Nvidia. Ben zaten yürüyen RTX olarak abi. Yani <laughs> bir adım RTX bir adım DLSS ama detaylı detayları da anlatırız zaten. Bir daha bir Lenovo'nun bir tane bilgisayarı var laptopu. Onda hmm. şey yapacağım, göstereceğim. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Şey yapacağız. Ne yapıyorsun abi? Nasılsın? Vallahi iyiyiz abi. İşte bizim yayınlar, koşturmacalar. Ayda 100 küsür saat yayın yapıyoruz. Kaç küsür saat abi toplamda? Toplam 120 saat ya. Kaç gün olmak zorunda mesela? Şimdi bilmeyenler için böyle. Ee, şöyle. Şimdi bu işten artık yayıncılık başta böyle hepimizin hobi için yaptığı. ...işte belki ayda 30-40 saat yayın yapıp sonra işimize, gücümüze baktığımız bir şeydi. Sonra bir şey oldu abi 2019'da. işte Twitch'tir, Facebook'tur. Bilal, mikserdir. Mikserdir. Herkes bir sözleşme dağıtmaya başladı. Dedi ki işte Bezos abim geldi ya da Mark Zuckerberg abim geldi. Baksana bu kadar para. 5 bin dolar, 10 bin dolar, 15, 20. Ama karşılığında da senden işte 80 saat, 100 saat, 120 saat seni bağlarım dedi. Başka yerde yayın yapamazsın. Bu parayı alırsın memur gibi bu yayını yaparsın. Bu parayı alırsın ben seninle... Böyle... ...kırbaçlarım sen bu yayını yaparsın dedi ve hepimiz bir anda şeye döndük. Paranın kölesi olduk diyebiliriz yani. Aynen aynı şey YouTube'da da var abi. Evet, İlk abi. başta kendisinin şeyi yaparken sonra bakıyorsun işte kaktüse oturanlar... ...işte slam yapanlar milyon milyon izlenirken deli gibi iş yapar yani para kazanırken... ...diyorsun ki lan alemin salağı ben miyim? Evet abi. Yani evet. bir yerden sonra böyle kırılmalar başlıyor. Evet ben çok kırılmadım ama bir ara hakikaten düşünmediğimde değil. Kendin olarak kalmak oldukça zor ama ya uzun vadede daha şey abi... ...daha ödüllendirici gibi yani burada zaten şöyle bir sıkıntı var abi... Kendini iyi hissettiğin için ya da bir oyundan keyif aldığın için oynamak var. Aman ulan 120 saati doldurmamız lazım. Araya bir şeyler de tıkıştıralım diye. Bir age açalım. Ha bir age <laughs> açalım da 6 saat Vonoloo dedelerle gezelim şimdi. Bu adam niye Skyrim'i bitirmiyor zannediyorsunuz <laughs> oğlum? Şimdi asıl konuya gireceğiz. <laughs> bu Twitch olayını bir konuşalım şimdi. Hakikaten bu konuda da böyle karşımda agresif tak 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 her şeyi söyleyebilecek bir kişi olduğunu bildiğim için de bu evet. soruya soracağım. Evet. Ama önce sana şu sponsorlarımızdan şunu bir uzatayım. Alalım yakışıklıyı. Lenovo Legion. Abi Legion. Bir böyle bir bak bakalım. Bu benim şeyim abi. Alıcı gözle bakış modum. Şöyle bakıyorum hemen portlara şeylere. Çünkü vardı hmm. bu arada şurayı beğendim ha. Logo yeşil Abi yani. bu yeni Legion 7 Lenovo'nun. Ben bunu zaten daha önce diğer kanalda da incelemiştim. Oldukça Aa, da Aa, bu arada evet. başarılı buldum bulduğum, beğendiğim bir <laughs> laptop. Yani oyun bilgisayar aslında diyebiliriz. Oyun laptopu. Yani içinde sanıyorum RTX 3080 mi var? Evet abi. Çünkü şu, evet, evet o olmuş bir de harman kardonda ses var ya. Bu baya cayır cayır oyun makinesi güzel olan şu. Ben bu şeye çok dikkat ederim abi. Eskiden beri oyun makineleri hantaldı ya. Çünkü içine ekran kartı saplıyorsun. Evet. Abi, şudur budur falan. Bu ince şık. Bak şöyle. Şey böyle kafede açınca mesela hani tamam RGB biraz ha. böyle ekstrem RGB kapat ya da tek bir renk yap. Çok şık durabiliyor. Sana çok kısa özelliklerine bahsedeceğim. AMD Hı -hı. Ryzen 9 5900HX bir işlemci var. Canavar gibi işlemcisi var yani. RTX 3080 sen söylemiştin zaten. 32 GB değil var. Güzel. DDR4 3200 Hz'lik ve 2 TB dahili SSD'si var abi. 2, 2, 2 TB SSD. Ama dahili. Hani bir de koyabilirlerdi ama hiç demişler ki koymuş en iyisi olsun. Bir de 165 Hz ekranımız. Güzel ben de 165 koyuyorum. Ben kendim masa üstümde bile yani şey geçtim. Laptop'u geçtim 165 kullanıyorum ki bir laptop için daha ötesi yok. 165 de şey abi hani çok hızlı oynadığın Valorant, Apex, hani Counter Strike ya da Battlefield gibi hani çok Aa, hızlı FPS'lerde Apex FPS dedi. Apex, Apex değil mi? dedi Turan'ın şu an. Apex, ha, ne oldu? Ama Battlefield falan da diyor. Doğru telaffuz. Doğru telaffuz Ben ilk hani benim etrafımdaki herkes Apex oynayalım abi. Apex oynayalım, oynayalım ben i̇lk <laughs> <laughs> İlk yani defa Apex'i mi duydum? Kalos tarafında. Dati mesela ben de öyle İlk defa dün de ona bir şaşırdım. <laughs> abi şimdi bunun bir tane çok da iyi bir soğutma sistemi var bu arada. Hani hmm. her bir tuşun altında hava deliği var abi bu cihazda. Buna da Legion Cold Front deniyor. Cold Front 3.0 var aslında bunun üzerinde. Nasıl diyeyim böyle 10.500'den fazla hava giriş deliği var makinenin üzerinde. Maşallah. 10.500'den fazla. Ve her tuşun altında da var hava giriş deliği. O yüzden böyle bir hani ısınır ya genelde. Aa onun için yapmışlar Aynen. mantıklı. Evet çünkü bir hani yarım saat hele ki bir de artık üst seviye bir oyun oynuyasan fanla beraber klavyede şey yapmaya ya, zaten başlıyor. Zaten En kötü W'de yani. yanıyor ya W'de space'in olduğu taraf yanıyor. Güzel pratik çözüm. Onu engelliyor bir de bu aynı zamanda tabii içinde de yine 4 kanallı hava çıkış sistemi falan filan var. Akıllı havalandırma sistemi var. Canavar gibi makine. Bu makineye geleceğiz. Bunda, bunda da bunda, RTX 3080 var. Tamam bunda bir oyun oynarız o zaman. Tamam oynarız. Tamam. Bir şey Şöyle God zaten, of War var ama şu an içinde hali hazırda. Daha God of War olsun yeni çıktı zaten. Boy! Şuna bak. Kratos ya direkt. Aynen aynen. Bu arada DLSS var abi. Aa DLSS ben size sabaha kadar anlatırım. <laughs> çok anlattın ha. değil mi DLSS'i? E? Şimdi mi anlatayım? Oynarken mi anlatayım? Anlat abi Yemek yerken mi anlatayım? Çok kısa anlat sonra oyunda ayrıca konuşurum. Abi o zaman şimdi DLSS ben zaten sürekli anlatıyorum. Bir şey. Ha şey diyeceğim. E, bu arada arkada el kaldırdım da. E, şu Twitch muhabbetini soğumadan şimdi o kadar ha, çok araya doğru, sponsor evet. sponsor koyarsak şimdi. İzleyiciler de belamızı... Mesin. Evet. Abi Twitch'te ne oldu, nasıl oldu, neden oldu, ne olacak? Saçma sapan bir soru sordu ama evet. sen hani özet geçersen de sevindim. Yani orada abi şöyle bir durum var. Şimdi Twitch Türkiye özelinde konuşursak. Yayıncının eğer sözleşmeli değilse hani dedim ya işte 100 saat sözleşme karşında 10 bin dolar, 5.000 her neyse. Değilse para kazanması oldukça zor. Çünkü abonelik geliri 10 lira. Diyelim sen Twitch'te hı hı. sen de partnersin. Ben sana abone oldum. 10 lirayı verdim. Twitch kesti, ver gitti, şu gitti, bu gitti. Sana kalıyor 2,5 lira. 2,5 lira ne işine yarayacak? Dolayısıyla yani o bin megabit internetini karşılamaz. Hiçbir işe yaramıyor abi. Dolayısıyla para kazanmak zor olduğu için e, marka getirmek için de en az bir bin, 1500, 2000 izlemen lazım. İşte aslında bu çakallar o zafttan faydalandı. Şimdi e, süreç şöyle işliyor bilmeyene Discord'dan bir yerden irtibat kuruluyor. İşte biz onlara tabii ki kredi kartı çaldık dememişlerdir. İşte reklam botuyla bilmem ne bu bitleri biriktirdik. Bunu sana atacağız. İşte bin bit, 2000 bit. şey Bizim pardon. bunu para çevirmemiz ha. lazım. Bir paraya dönüş. Biz bunları botlarla biriktirdik. Ama süreçte şu senin yayıncının hani büyüklüğüne göre %20 senin 80 bizim. 40, 60, 50, 50. Yani 10 bin dolarlık bir attım ben işte mah mah isim de vermeyelim ama X bir yayıncıya 5 bin lirasını geliyor. Kara para aklama da böyle gerçekleşiyor. Legal oluyor artık o para. Sıkıntı şu bunu bizde binlerce yani bilinen 400 var Artık bilinmeyeni daha ortaya çıkmayanı tahmin edemiyorum yani. Yüzlerce binlerce yayıncının yapmış olması. Asıl tehlike burada zaten. Bu şu demek biz normal şartlarda buradan para bunun içinde partnerler de çok fazla yani. Para kazanamıyoruz anca böyle para kazanabiliriz. Ve hani nasıl anlatayım bu zaten bizdeki hem ahlaki çöküşün hem de neden bu kadar fakir fukara kaldığımızın biraz da göstergesi oluyor. Yani insanlar bunu yapmış deli paralar da kazanmış. Aynen senin de gibi bak başka diğer kendini düzgün tutmaya çalışan yayıncılar ki onlara... Helal olsun. Helal kere helal olsun. Çünkü çok zor yani böyle bir düzende dürüst kalmak, kendi yağıyla kavrulmak. E onlar orada kıçını yırtıp işte ayda 200-300 dolar kazanmaya çalışırken bu arkadaşlar 5000 dolara işte biri dükkan açmış, öbürü 3-5 ay yapmış, 20, 20 bin dolara altına araba çekmiş falan. Ve bakıyorsun yaşlar da çok genç. E artık şeye döndü Twitch maalesef. Twitch'in eskiden de çok pozitif bir imajı yoktu. Hani bu nasıl anlatayım? İşte seksist mevzulardan, küfür mevzularından Aynen. falan. Şimdi bir de artık üzerine 3 kağıt atla bindi. Twitch'in imajı şu anda şey. Yerlerde sürüyor. O zaman sana şöyle sorayım. Şimdi Facebook anlaşması ne zaman sonra bilmiyorum. Bir oldu da bitti. Twitch'e gelir misin? Şöyle geçerim. Ee, yani bu arada %90 geçmem ama... Dedi ki Jeff Bezos abim yani Amazon'un patronu. Tuna sensiz yapamıyorum. Tamam sen bize bozuksun. Bu arada benim Twitch'e bozulma sebebim şey değil. Sağolsunlar vaktinde teklif de yaptılar. Ben kötü tek bir söz söylemeden ayrıldım. Çünkü Facebook marka abim iki katı. Verdi bana. Sen Twitch'e küstün yani. yani niye? niye bozuldun peki? Hayır, Küstüm yani kendi içimde küstüm ama dışarıdan yani bir şey de, bu hani şöyle söyleyeyim büyük yayıncıya atıyorum 10 bin veriyorsa bana 3 bin verdi diye küstüm. O sırada Facebook geldi biz de sana 10 bin veririz dedi. Rakamı şu anda... Bir de sen de küçük yayıncı değilsin ki bu arada. İşte bu arada hayır o da da şu var. Yani, e, yani şimdi diyorsun, abi bunlar büyük para 5-10 bin lira bunlar neyini beğenmiyor. Oğlum böyle adamlar zaten Türkiye'de 10 tane var bu adamlarda. Tabii bu arada. Yani hani zaten bu adamlar içeri marka çekmesi gerekiyor ki sen küçük yayıncı olarak şey yap. Ben hayatımda hiç büyük konuşmadım. Twitch'ten çok az etmiyorum bu yaşananlardan dolayı ama geldi bana Jeff Bezos abim, 20 bin dolar attı. Gel yayın yap sensiz yapamıyorum dedi. O zaman bir düşünürüm. Ama mesela şu anda yarın Facebook bittiğinde en de sonunda bitecek böyle giderlerse zaten bir toparlayamadılar. Ee, benim birinci şeyim yuvam YouTube olur. Çünkü YouTube'da zaten yıllardır varım. E, canlı yayın arayüzü falan da iyi. Bir şekilde orada para kazanmaya Bilmiyorum, da devam güzel edeyim. abi. Do doktor disrespect falan var. Tabii canım. Yapıyor. Adam 30-40 25 bin basıyor. Ka, anlık. Yani en düşük 25K gördüm. Ya tabii tabii. Abi. Yani sen aktif yayın yaptıktan sonra izleyicin yani beni Facebook'ta takip eden insan YouTube'da haydi aydı takip eder. İzlenmem de artar yani. Ve bu bit olaylarında böyle duysak aklımızı yitireceğimiz isimler var mı? Sen biliyor musun içeriği? Abi şimdi isim verirsen biraz gıybete döner ama şeyler var tabii. Yani büyük hani tanınan partnerler şeyler var. Ama... Gizli ama şu an biz yaptıklarını bilmiyoruz ama yaptıklarını sen ya, biliyorsun Şey var. Nasıl anlatayım? Tabii benim, tabii benim bildiklerim yani bu açıklayan anlar dışında ama biraz o şey. Nasıl anlatayım? Ya yani iş artık hukuka döküldüğü için şu anda konuşsak benim götümde patlar. Dolayısıyla <laughs> evet, aynen yani öyle olur abi. Yani. Hatta benim yayınladığım için benim de götümde patlar. Burada Gökhan Sorcu onun da Götünde yani patlar. Tek, tek şunu söyleyebilirim. Hani kendi adıma benim kafam rahat abi. E, tamam süper abi. Şimdi sadece ben var mı yok mu onu merak ettim yani. Abi olmaz da. mı ya? Ya yani... yani bir de çok farklı şey. Şimdi Bitersiz'de ayrı, Fake Prime ayrı. Fake Prime'ın mesela. Fake Prime ne abi? Çok duymuşsunuzdur. Prime İlk abonelik var, var ya 8 lira. Tamam. Sen 8 liraya Prime oluyorsun abi. Yayıncıya 22 lira atıyor. Ona Çünkü ben. yayıncıya normal abonelik parası atıyordu. Bir de Prime kendi birimi olduğu için kesinti de yok. Sen 8 liraya Prime'la işte ekin kollamaya abone oldum ben mesela. Sana 22 lira geliyordu. Bu şu demek abi. Gibi. en basından 1000 kişiye 8000 liralık prime yaptırıyorsun. 22.000 lira atıyorsun. İnanılmaz en bir para. Parasını, paranızı ben vereyim derim ya. Bu kadar. Ya yani düşün bir de bunun Discord'larda botlarla organize bu biraz, olmuş ee, bir şekilde binlerce yapıldığını. Bu hacking biraz ama. Bu Açıklıktan karakteri. Yani bu su istimal etmek bu arada. Yani, su istimal yani bu şey Bizim yani. Giden para Amazon'un parası burada. Bir sıkıntı. Ha yok. bu aynı şey değil. Milletin kartını patlat yani ha, yok, yok bir değil. şeyle aynı aynı kefede. Bu değil da mi? kötü. İyi bir şey değil. Eyvallah. Ama burada hani... Ama giden para bez olsun. Ben çok da dertlenmem ona yani. kadar bana ne. Ama var ya yani, türlü türlü düzenleri dönüyor. O zaman Tuna şu DLSS'i bize bir anlat ya. Vay be evet geldik mi o ana? Geldik. RTX'in. RTX'in son iki, iki buçuk senemizin. Nvidia'nın daha doğrusu. Nvidia'nın şey başrolü özellikle işte 2000 serisinden sonra geliyor bu özellik. RTX ışın izleme ve DLSS yap, yapay zeka ile doku ekleme. Ee, şimdi oyunları zaten hepimiz oynuyoruz. 1080, 60 FPS, 144 işte 165 e, Legion'ın durumunda. Ama mesela çözünürlüğü yükseltmeye başladığında 2K, 4K RTX'i açtın oradan gölge vuruyor ışığa göre gölge şey yapıyor bakıyorsun camlarda kendi yansımanı görüyorsun. Her şey iyi hoş da tabii 4K'da bunu yaptığın zaman biraz da ekran kartın, işlemcinin yıpranmaya başlıyor yani doğal olarak. İşte orada abi DLSS devreye giriyor. Bunun 3-4 modu var. Performans modu var. Kalite modu var. Denge modu var. Ben genelde dengeyi tercih ediyorum. Ee, bu hani 2K, 4K gibi yüksek çözünürlüklerde bu yükü yapay zekaya bırakıyor abi. Bu dokulamayı, tekstürlamayı yapay zeka hallediyor. FPS olarak da 30'dan 70'lere ya da 40'dan 80-90'lara 2-2.5 kata kadar sıçrama yapıyor. Haliyle eğer 4K ışın izleme ve akıcı performans istiyorsan RTX'i açıyorsun. Diğer sesi de dengeleye getiriyorsun. Çiçek gibisin. Tamam ben de çok az araya giriyorum. Bunu da şöyle yapıyor arkadaşlar. Diyorsun ki işte 2K görüyor Tuna oynadığı oyunu. Ama RTX yani o tensör çekirdekler sayesinde oluyor bu arada bu. Sen yani bilgisayarın aslında bunu 720p verdiğini zannediyor görüntüyü. Evet. O görüntü 720p e verdiğini diyorum. zannettiği için bilgisayarın daha fazla FPS veriyor. Rahat bilgisayar çünkü. Bilgisayar yük bindirmiyor. Ekran kartı burada bu yükü alıyor ve o aradaki arada 2K'ya tamamlayacak bütün pikselleri de yapay olarak Midea <tut> RTX oluşturuyor. Bilgisayar 720 pde görüntü veriyor. Kasmıyor. Çok başarılı. Rahat. Ya. Sen de 2K'da oyun görüyorsun ya e da işte 1080'de görüyorsun. Sallıyorum. Ya şeyde, Daha yüksek FPS alıyorsun yani. Tabii tabii ben şeyde bakıyorum kafan abi. Rahat. Gerçekten yan yana bakıyorsun ve farkı da anlamıyorsun. Zaten başarısı orada. Yani hani yapay zeka ile scale ettim. Yok, Hiç e, olmayacak. Bu arada ettim falan. RTX serisi atıyorum 2070. Şimdi 4000 serisi gelecek herhalde. Yazın evet. ya çıkar ya da belki Eylül ayında. Çıkar bakalım. Harbiz. Yani 2000 serisinden bir kartın olsa bile. Tabii tabii. DLSS sayesinde öyle. Yarın bugün sallıyorum. GTA 5'in bilmem ne edişine geldiğinde 8K edişine geldiğinde. Gelir bu arada bir şey gelir, gelir. gelir. gelir yani. Banka bak, gelir. 6 gelmez. Okay. O Edition'ı işte 2070 ile bile DLSS sayesinde yine oynayabilecek hale oluyorsun. Abi Bu de... ne demek? Az masraf demek aslında. Çok daha az masraf ve şey yani mesela işlemciden ekran kartından da yükü yapay zekaya attığın için. Tabii, tabii. Rahatlatıyor bilgisayar. Donanımının yaşam ömrünü süresini de uzatıyor. Benim için en önemli şeylerden biri o. Bir de ekstra küçük bir bilgi sıkıştırım. Yayın yapacak arkadaşlara OBS kullanacaksınız. Yine 2000 serisiyle başlayan Nvidia'nın yeni encoder seçeneği var. Mesela onu kullanın. Yayında da yükü abi ekran. Ben Harbi var ya mi? ben tek PC'den yapıyorum her şeyi. Yayını ek ekran ekran ultra oyunu yayını kaydı. Tek PC ekran kartını bir gömüyorum benim 3080'e. Bir dakika ne onu o? bana bir anlat. Ben çünkü yayınlara başlayacağım D-Live'de. Bu arada evet. Hayırlı olsun. Sağ Link, Linki bırakıyor muyuz buraya? Yazdım ben eşek gibi. <laughs> Ta olarak yayın yapacağız arkadaşlar. Kamera ben gözükeceğim kamerada bu arada. Hani şey değil de. Yapacağız onlarla anlaştım Hayırlısı Hayırlı olsun. Ama şey. Senin zaten de, deneyimin var ama. Abi, abi sana canım. karışmayacağız dediler. Yani kişiye hakaret olmadıktan sonra. hani <gülüyor> <gülüyor> isim verip de sövmezsen dedi. Legal olarak başımızı belaya hani şey, sokmadı. Yani ben şey dedim abi. Hani millet soruyor mesela NFT. Hani bir beraber bir atıp ön satış. Ben Twitter'dan takip ediyorum. Ha, hani şey böyle yani. onları dedim anlatabileceğim işte bana bu yok kumara giriyor bu kitleleri bilmem öyle bir şey yok. Sadece hani kendin ne düşünüyorsun tam atar gibi. Hı hı. Abi hiç sıkıntı yok dedim. Ben der. izlerim bu arada ben o tarz şeyleri seviyorum. Şey yaparız. Diyorum. Zaten yan yanayız abi artık şey yaparız. O zaman ilk ürüne başlıyoruz. Tamam hadi bakalım. Evet gelelim ilk şeye diyelim ürüne. Bu ilk, ilk ürün çok basit bir ürün ama senin ihtiyacın olduğu düşündüğüm bir ürün olduğu için. Bakalım. Sana şöyle atıyorum. Sürprizlerle dolu. Evet. Evet. Ürün incelemeye geçtik bu arada. Seremeyi unutuysam da. Bıçak da orada abi. Tamam. Şimdi sürpriz diye ana. Vay bir dakika ya. Bu çok iyiymiş. Şimdi Çok saplamazsan bıçağı kutuya. İçindeki şey evet. kesmesin Şu diye. Evet. Kenarlarını şöyle alıyorum. Vay maşallah. Tamam. Son engelde. Arkadaşlar de... acelemiz yok. Yavaş yavaş açacağız. Yavaş yavaş açacağız. Bunu parçalasam ne olur? Kutuyu yırtabilirsin abi. Ha iyi. Ben sadece hani keserken bıçağı saplama diye şey söyle uyardım. O hayırlısı ya o işler. Maşallah. Maşallah. Evet. Geliyor. Geliyor. Termos. Su şişesi abi. Su şişesi ha. Bu arada yeri gelmişken arkadaşlar su içmeyi unutmayın. Bol bol su için. Su içerseniz bir sağlıklı oluyorsunuz iki cildiniz bebeksi bir şey oluyor. Bak evet. ben az su içtiğim için böyleyim. O yüzden zaten su şişesi aldım Tuna'ya. Çünkü su içmiyormuş Onu da öğrendim. Evet. Sadece çay içiyormuş abi. Maalesef hatta bugün de öyle çay kahveciyiz. Evet, kapağı açarsan çıkar. Ha. Bu bir evet su şişesi ve mükemmel bir icat. Buna su doldurup tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz bir, ve istediğiniz gibi bunun kapağı var böyle. Buradan istediğiniz kadar içip sonra tekrar kapatıp daha sonra kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Evet. Bu aslında şeydi güzel. sana sadece hani su içmiyorsun diye aklıma geldi alayım. dedim Yayınlarda yanından ayırma Bir De diye. marka sen buna para vermişsin ha tapır güzel. Aynen. Link açıklama kısmında yok. Açıklama kısmında benim yayın linkim var. <gülüyor> <gülüyor> abi gelelim ana konuya. Şöyle. Böyle dursun. Bunu bunu yayında göreceksin abi. Bunu Eyvallah. yayında bundan su içtiğimi göreceksin. Çay içiyorum ben bunu yayında. Tabii bir <erikim gülüyor> ya. Sıcak çay. suyu dökmüş çay yapayım. Abi çayı yayında çayı içerken şey oluyorum ben. Hani çok fazla mola veremiyoruz ya. Büyük bardağa koyuyorum. Ulan bu defa da soğuyor. Oyun hararetiyle soğuyor. Böyle ay soğuk kötü bir tad oluyor. O yüzden ince belli içiyorum. Bu defada sürekli çay molası veriyoruz. Karışık. Su içip çözeceğim. Aa bu... Evet. ya. Şimdi... Bunun olayı şeydi değil mi? Ne söylersen Eren? Tekrar ediyor. Öyle bir şey değil. Evet şurada bir şarj kablosu şeyi de var. Onu alayım şarj edeyim ben. <laughs> Peki mutlu yıllar. Ne, ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Aaa! <laughs> Direk yapıyor. Ne haber lan? Direk yapıyor. Ne haber lan? <laughs> o çok da <kötü> oynayacak lan. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Nasılsın? İyi misin? Ha. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like da atın. Like da atın. Çana falan da tıklayın. Çana falan da tıklayın. Yoksa öttürürüm sizi. Yoksa öttürürüm sizi. O başarılı yalnız ya. Başarılı. Duydunuz. Başarılı. Başarılı. Şımarma lan. <laughs> Oğlum bu, uzaktan da duyuyor ya ben aramda şu an 2 metreye yakın. Ya <gülüyor> evet bakayım <laughs> evet. <laughs> Ulan bu mü <laughs> mükemmel bir icatmış ya. Evet ya. Mükemmel bir icatmış ya. Vallahi yutun kalktı ya, ha. Yutun kalktı. Bir dakika ben bir şey diyeceğim. <laughs> bu çocuğu. Hayır alma, almadı. <gülüyor> <gülüyor> almadı. dedi <laughs> Yok ama alamadı. alamadı. <laughs> Sen, <gülüyor> bir etsene yanımdan. <laughs> ben Sen ben biplerim ya, şey yaparım. Alamadım. Bu çocuğu. Bu çocuğu. Tamam tamam. Terbiyesizsin köpek. Terbiyesizsin köpek. Bir şey söyleyeyim mi? Koca koca adamları da şimdi. Yeşil solucanı küfür ama. Oğlum Kaktüs. muhabbet kuşu olsa onu da ettirdim ben. Kaktüs müdür? Kaktüs müdür? Bir de götübaşı oynuyor ya o çok iyi. Bir de götübaşı oynuyor ya o çok iyi. <laughs> <laughs> Sinir, Sinirim bozuldu. Süper <laughs> alet. Tuna kimdir ya? Ne evet. zaman başladın mesleğe? Aslen ne yapıyordun yıllar önce hiç bu meslekler yokken piyasada? Hiç ben mesela ben de bilmiyorum. Vay arkadaş ya ben de artık hatırlamıyorum yani. Kaç yaş kaç? Tuna benden büyük. Kaç gösteriyorum? Söyleyeyim mi? 35, 36. Yaklaştım. Yaklaştın ya ben hiçbir zaman tam yaşımı vermiyorum. Bu arada Google bile yanlış biliyor benim yaşımı. Bu böyle internet mimi gibi bir şey abi. Yani yaş yaş dediğim benim için bir sayıdır bu arada. Tamam, tamam hadi söylemeyelim. Evet nasıl başladın pek umuduyla? Hadi ne okudun, ne oldu da hani hayat seni buraya attı? Taş gibi adamım. Taş gibi adamım. Çıtır. Ha. Ha. Tamam git. <laughs> Tamam <laughs> çok <laughs> <laughs> e, Abi şöyle nasıl başladın? yani benim, ne yapıyordun daha önce? Yıllar önce ne yapıyordun? Ben yani? yıllar yıllar önce e, yani üniversiteden mezun olduktan sonra ne benim okudun? Uluslararası ilişkiler mezunum ben Uludağ. Benim amacım tabii ki şeydi e, kamuya girmek yani dış işlerine girebilmek. Stajım falan her şeyim ona göreydi. Sonra olaylar olaylar mülakatta patladık biz. Mülakat tabii o zamanlar. Tabii mülakat klasik mülakat klasik. patlaması yani background çek falan filan patladık. Neyse e, ondan sonra mecbur para kazanacaksın ticarete girelim dedik. Peter Bey ile şirketi kurduk. Önce inşaat makineleri ihraç ettik. Ben bunu e, bu hiltiler vardır ya. Onun evet. daha gelişmişini inşaatlara sattım. Sonra gittim orduya sattım ben bunu. NATO envanterine falan soktum silah. Şey siri tövbe diyorum. Silahı diyorum aleti. <laughs> ne yaptım? Putin vuracak <laughs> bunu. <bro. gülüyor> <laughs> Öyle bir şey bu arada. askeri bir şey satmak çok zor. NATO envanterine Aha. falan katıyorsun. Sokuyorsun. Neyse abi. Ondan sonra dedik ki biz gıda işine girelim. Ne yapalım? Mantar ihraç edelim bu defa. İthalat yeter. Biraz da para getirelim. Kastamonu'da dağlarda böyle mantar topladık. O sırada da tomruk soyduk bir de bizim makinelerle çeşitli bir daha çıkıyoruz abi. Bir ay çadırdayız. Bir anda çam ağaçları soyuluyor böyle ihaleyle alınıyor işler. Bilmiyorum, Diğer biliyorum. tarafta ha. işaretli ağaçlar o bölgeyi ha. kesiyorsun trafikte aynen, falan. Aynen öyle. Kendilerine özel sakladığı mantarlardan mıydı bunlar? Abi şöyle bu mantarlar doğa doğada yetişen mantarlar ama mesela türüh diye bir mantar vardır. Bazılarınız bilir. Hı -hı. Fakirler bilmez. Çok zor bulunur. Çok pahalıdır. Yani o dönem e, bir Kilo kuru şeyi 1100 Euro'ydu ve bahsettiğim sene 2012-13'ler falan böyle. Evet e, inanılmaz pahalı şimdi ne kadar bilmiyorum ama mantar ihraç etmeye başladık oldu olmadı falan filan derken ben askere gittim abi ben 6 ay. Peki bu fikirler kimden çıktı abi hani NATO'ya en mantarını şimdi. Hani müthiş bir başarı bu arada hani evet. çünkü atıyorum şey hani diyeceğim. neden sizden alışveriş yapalım çünkü NATO bile benden alıyor. Bakayım demek apayrı bir güç Tabii yani o tüm silahlı kuvvetlere sattım ben onu ve o aklıma nereden geldi biliyor musun abi? Ee, uyurken hani bazı insanlar ben öyleyimdir. Televizyon izleyerek sesle belgesel izleyerek uyuyorum ve o sırada şeyi gördüm. Uçaklar abi askeri savaş uçakları her piste indiğinde işte o ısıdan ve ivmeden dolayı piste kauçuk bırakıyorlar. Lastik bırakıyorlar. Hı -hı. Sonra da onu askerler tek tek böyle ellerinde malalarla mal kazıyor 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 falan filan böyle. E dedim bende bir makine var hilti gibi ama yatay böyle tam bu kazıma Hı -hı. için uygun. Gittik testler yaptık Eskişehir'de, Diyarbakır'da, Ankara, Etimeslik'te. Hava indirmede falan. Tabii tabii. Bütün hava üstlerinde yaptım abi. Ya komutanlar da gördü. E, mükemmel bir şey dedi yani. Çünkü 10 askere sen pis kazıtacağını bir makineyle bir asker tık 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 tertemiz ediyorsun. O sayede abi tüm e, hava kuvvetlerinde şey sattım. Makineyi sattım. Tamam da. işte bunun için ne devamı gelmedi bir anda hani ya tamam hmm. mantara geçelim dedin yani daha niye başka abi alet? Abi şöyle oradaki <laughs> sıkıntı tek bir alet getirdik dönem. bütçemiz onu yetiyordu He. ve alet çok iyiydi abi hani şöyle bir askeri 10 tane satar kar edersin ama bizde bir ya da iki tanesi yetiyordu tüm pisti temizlemeye bir noktada devamlılığı getiremedik yani. Anladım anladım. Oradan yani. Peki sonra mantar fikri nasıl oldu? Mantar fikri öyle random çıktı. Biz gene bu makinelerle dağda çam soyarken ulan tabii köylülerle orada işte muhtarlarla esnafla falan filan şey yapıyorsun ya samimi oluyorsun mantarlardan bahsediyor ediyor falan bende de dil var bağlantı da var dedim bunu satarız satarız yani hakikaten de çok iyi sattık hatta bir ara abi gıda sektöründe ihracatta ilk üçe girdik böyle bize ödül falan var <laughs> Ha. Çünkü sattığımız yerler de İsviçre, Belçika, Fransa. Ha öyle Katar, Matar, Fasmas ya. değil yani. Tabii böyle. canım. Kalifiyeli yerler. Yani. AB'ye satıyoruz 40 tane regulasyondan geçip. Tabii tabi Para ya, bu arada çalışmış. hani kaliteler derken Avrupa daha kaliteli ondan bahsettim. Tabii. <laughs> Alttan alacağım şimdi. <laughs> Çünkü hani satması zor da AB Tabii canım. İnanılmaz regulasyonlar tabii, var, tabii. var yani. E, e, sonra ne oldu abi? Sonra ben askeri gittim abi. Altay. askerlik şeyi geldi. Bir de artık biraz da psikolojik olarak da yıpranmıştım böyle. Zor bir süreçteydim. Yani millet askerden hani kaçar olabilir dediğin şey ki benim için okey. Sen kafa dinlemek ha. için gittin Ben yani. dedim ki benim kafa dinlemeye ihtiyacım var. Ben gideyim. Çünkü askerde şeydir. Yap, yapan arkadaşlar bir herkes yapıyor bir şekilde. Saat 9'da uyuyup 5'te uyanıyorsun abi ve çiçek zımba gibi oluyorsun falan. Ben Malatya'da yaptım. O 6 ayın sonunda şey böyle. Geldim işlere devam edeceğiz. Orada bazı aile içi tatsızlıklar oldu. Pedar Bey'le bizim zaten yollarımız o zamandan ayrıldı. Bir daha denk getiremedik yani. Ha. Maalesef. Bazı kararlar, bazı işte gereksiz araya girenler falan filan. E ne yapacağız? Yani yaş 30'a geliyor, işsiz kal kendi işimden oldum falan filan. Gittim Bu arada şirket pederin üstüne miydi? Senin mi? Ortaktık ama o süreçte bazı tatsızlıklar Çökülmeler olmuştu. Çökülmeler yaşandı evet, herhalde. evet. evet. Para fena değildi abi. İyiydi yani. Hani bugünün şeyiyle rahat rahat e, bir işi sürdürecek kadar vardı. Hı hı. Potansiyeli çok zaten orada olay sıçtı. Ya akrabayla hani iş yapılıp da papaz olunabileceğini biliyorum ama... Baba değil, baba, değil mi? Baba değil mi? Çok garip. ya yani ilk defa duydum bu arada. Evet maalesef abi. Bazen oluyor talihsizlikler yani. Yaptım. Peder Bey de bazı hatalı kararlar aldı. Uyardım dinlemedi inadı falan filan en sonunda yapacak. Belki de hayırlısı oldu abi. Çünkü ben ondan sonra beyaz yakılı olarak bu defa çorap sattım abi. Hı hı. bayağı yine Avrupa ülkelerinde Danimarka switch markaları söylemeyeyim şimdi ama büyük markalar yani. Sonra zam şeyi geldi. Ne denir? Zam dönemi olur ya. Hı, hı. Bütün çalışma arkadaşlarım o dönemin parasıyla 250-300 lira zam alırken bana 50 lira verdiler. Dedim ne? 50 lira ne lan? 50 lira zam mı olur? Maaşım 1850 iken 1900 oldu yani. Sene 2013'ler falan. Tabii sinirlendim gittim şeyle konuştum. Ya bu nedir böyle saçmalık mı olur falan. Ay bir yanlışlık olmuştur Tuna'cığım. Senin yaptığın iş belli kaliten ortada falan. Hani önümüzdeki ay eklenir düzeltir diye beni bir ay daha kandırdılar. Bir ay daha çalıştırdılar sonra önümüzdeki ay bir gittim hala aynı. İnsan kaynaklarına gittim. Dedim böyle böyle hani benim zam? Kadın bir önüne baktı bana baktı. Yo dedi zammam yok işte sen. Benim maaşım bu. Ben bunu öğrendim bir de bir ay bana kitlediklerini. Aldım ceketi çıktım böyle işte o sıradaki müdürümüz ismini anmayayım. Ya yapma olur mu öyle şey senin yerine daha kimse yetiştirmedik falan diye atıp tutuyor. Meğerse e, o yani Tekirdağ'da Çerkezköy dedim oradaki partiden iki elemanı çoktan yerime seçmişler bile. Ya benim yerimi iki kişiyle doldurdular falan. Ben iyice bunalıma gir, depresyona gir. O sırada işte Don Starve oynamaya başladım. Benim YouTube macerası öyle başlıyor. Çünkü şey yapacak bir işim yok abi. Depresyonun eşindeyim. Üzerimde atlet ve izliyorum falan. Odada kendi kendime la. Sene kaç? E, artık 2013'lere geldik. 2013 başlığı. Bir sene sonra falan hani ben de işsiz kaldım. 2013'lerin başın yani. Aynı anda depresyona Eylül, girip Eylül şey yapmışız. Ağustos gibi işsiz kaldım. O zaman ben de YouTube'da tanıştım. Ben de de iki... ben izlemeye başladım hani. Ben bir şey çekmedim. Ben de ilk şeylerle başladım. Ya yani önceden benim 2010'da bu arada StarCraft diye bir strateji oyunu var. StarCraft 2. Onun sunumlarını falan yapıyorduk 2010'da. Hatta ilk yayınlarım da o zamandır. Ama o zaman hobi olarak yapıyorum. Yani bir işim var. Yanda onu yapıyorum Hı -hı. falan böyle. Bir meslek olarak falan düşün düşünmüyorum. Ne zaman ki ben tüm yaptığım işlerde sıçtı olabilecek en şeyi gördüm, dibi gördüm. Ondan sonra biraz da şey, hem kaybedecek bir şeyin kalmamış hem de bir şekilde kafayı rahatlatman lazım böyle. O tekrar oyunlara, videolara dönmeye başladım. Derken önce hani önce YouTube videoları, ardından canlı yayınlar tabii. Çünkü bir noktada şey oluyorsun abi. YouTube'da videoyu çekiyorsun ama şey ise o karşılıklı muhabbet şeyi olmuyor Hı -hı. ya. Sonra canlı yayınları bir girdim. İşte yani 2010'da başlamıştım ama asıl böyle 2013'lerde girdim. İşte Twitch falan partnerlik aldık. Ee, ondan sonra işte gene YouTube, Twitch Facebook derken bu noktalara geldik. Bir baktım abi işte neredeyse 10 yıl oldu aşağı yukarı. Artık hani bir pinti panda olarak, bir marka olarak bir yere yerleşmişim. Bir imaj bırakmışım. Şu anda da tabii halimden memnunum. Ba hani bazen şey olur ya böyle katarsis gibi programlar. Ulan iyi ki olmuş, iyi ki bazı şeyler yaşandı falan. Şimdi daha önce yaptın mı serimiz var bizim. Kısa kısa soruyoruz ama anlatacak bir şeyin varsa anlatırsın Hı. tabii. Hiç daha önce bir şey arakladın mı? Yani çocukken marketten tabii sakın canım. olur bilmem ne. Çok ömel. 6 yaşında başladım hırsızlığa. Ne zaman bıraktın? Ee, 6 yaşında. Bir <gülüyor> tokat <gülüyor> yedim. Bir tokat yedim. Aklın şey yok. annemden. Meğerse abi ben bakkaldan çokomelleri çalıyormuşum. 6-7 yaşında işte. <laughs> Bakkal gerizekalı değil. Görüyor sayısını tutuyormuş. Annemden akşam parasını alıyormuş. Ha tabii küçük mahalle bey öyle olur. Küçük geri zekalı olarak evet. Hiç ben iç... bayağı alıp çıkıyordum galiba. <laughs> ya böyle kendimce <laughs> saklanıyordum falan da. Nereye saklanıyordum Mal yani. yani. Hiç içip içip eski sevgilini aradın mı? Aradım, mesaj attım. Aradım mı? Aramış da olabilirim yani hatırlamıyorum. O kadar işin Me de... mesaj attığımı hatırlıyorum. Ar aradığımdan emin değilim. Deşmiyorum. Ha. Yani. Hiç birisini dolandırdın mı? Yok hayatta. Hiç yalnız yaşadın mı? Çok. Tek başına. Çok. Bayağı uzun yıllar yani. Herkese sorduğum bir soru hiç daha önce misafirlikte sıçıp da bokunun gitmedi oldu mu? Onunla uğraşırsın falan böyle kantere çıkarsın, banyoda terlersin falan. Misafirlikte de değil ama benzinlikte de oldu. Yemin ediyorum hani sıçmam Eee sıçabiliyorsan bence zaten. Aa, yani çok niye peki belki. düşündün? Yani hani bırakıp kalsan zaten yolu üzeri bir yer değil mi? Abi yok ya bende o şey var. Yani arkamdan biri gel, ben mesela kötü kötü koku bile olsa şey yaparım. Dert, dert ederim yani. Hani sıçmam 5 dakika sürdü. Kurtulmam 15 dakika sürdü ama başardım yani. Ve Allah ne verdiyse yani. Her şeyle girdim o Zete. <laughs> bir bacağımı sokmadım yani. Hiç kumardan para kazandın mı? Yok iddiadan en fazla kazanmışımdır. Hiç daha önce senden özür dileyen birine siktir çektim mi? Ya, çektim. Seni affetmiyorum siktir git dedim yani. Üniversite zamanında şey yapmıştım çekmiştim. Bir kız mevzuyla ilgiliydi çok detaya girmeyeyim ama. Büyük ihtimalle aldattı. Ha, hatalı seni... olduğunu da şey yaptı artık işten geçer. Siktir lan ne ölüme ne dirime muhabbeti yaptım yani. Bu şeyi kısa kesiyorum. Videomuz çünkü çok uzun oldu biz arka falan çok konuştuk. Abi son oyuncak. Buyur. Bu ne? Bu ne lan? Treasure Aliens. Peki. Ne bu? Alien. Uzaylı buzaylı şeyleri. Aynen. Bu abi ben bunları sardım. Millet de zaten diyor ki sponsoru bu. Yok abi sponsor işte Nvidia'ydı. Ne var <laughs> Normal bir oyuncak değil mi ya? Lenovo'ydu falan. Abi olay şu ben bunları bir ara sarmıştım. Dedim ki bunları böyle ESM'ar açayım Reels yapayım. Allah Allah. Ee, ne biliyor musun? Böyle Kinder'in biraz daha böyle bir çetrefilli hali gibi düşün. Bak arkada kırmızı yazıyor. Oradan açabilirsin aslında. Aa kolay varmış. <laughs> Alıştım tabii elime bıçak verince. Ha gayret. Geliyor. Bir de kolaylaştırmışlar güzel. Bu ne abi bu oyuncak işte. Yani Aha. ekstra ne sürprizi çıkabilir bunun? Bilmiyorum işte içinden mesela Enis'in yaptığında altın çıktı abi. Ha gayret koçum. Tamam bitti. Tamam. Evet zor aşamayı geçtik. Şimdi arkasındaki mavi şey bıçağı çıkartıyorsun abi. Onu önce bir alacaksın. Allah Allah. O, onunla bir şeyler açılacak. Bunun kapağını mı açıyorum ha, şimdi? Çıkar çıkar kapağını. Enteresan. He tamam. Bunun başka ha içinde ha. Ne var içinde? Yok kağıtlar, mağazlar tamam. Tabii bir şey yok zaten. Şunun askısını çıkarıyorum. Ha buradan da çıkıyormuş tamam. Evet. Kat hir ne keseceğim mi bunu? Aha. Nasıl ya bu alieni keseceğim mi ben? Aha, şimdi? Göbeğinden o mavi şeyle keseceksin. Ciddi misin? Evet. evet. Neşter o. Baya keseyim mi? Sokuyorum buraya. Ha, o ya da şurasını. Hayır orada sokup sokup böyle o çıkancayla çektirdi. Ha, ha, ha evet. Allah Allah. Oğlum bu, bu, ne ya? Neden böyle bir icat var? Bu böyle bir seri bu. Aa vallahi kesiliyor lan plastik. Hah. Ben şu kutuyu alayım da kadrajda. Allah Allah. Abi niye böyle bir oyuncak var? Bu ne arkadaşlar? Ben acemisiyim bunu. Bu niye böyle bir şey var ya? Kardeşim bizde de böyle oyunlar buluyoruz. Ne yapalım? Sen abi internette vaktini tam olarak nelerle geçiriyorsun ya? Sapıklık. Bu, bu arada TikTok'ta falan çok karşıma çıktı. Omur kaburgaları ha. da çıktı. Kaburgası abi. Aa! Evet ameliyatım. Ha bunu da kesiyoruz. Elle direkt girdim. Aa! iç organlarım lan. Bu... Abi slime var bunda. Hı hı. Bu arada hayatımda ilk defa slime'a dokunacağım. YouTube'da bir slime ile oynamadım demezsin artık. Vallahi... Aa vıcık vıcık ilk defa slime tutuyorum hayatımda yemin ederim. Onun için işte bir oyuncak çıkıyor. Bir de bir hediye gibi bir şey çıkacak herhalde. Aa! <laughs> Hastır bu ne lan? Aa! Evet şöyle bir arkadaş şöyle biraz sümükçü slime'lı. Şöyle gösterelim. Şey de gösterelim. Şöyle göster Gökhan. de gösterebilirsin. Abi buyur. Yatırdım kendisini senin için. O bir tane daha bir şey çıktı bak. Roket atar bazukası var bu arkadaşın. Evet eline bunu koyacağım. Bir de bu ne abi? Ha onu da keseceksin abi. Yalnız bak parası yükseldikçe slime'ın kalitelişiyor. fark ettin mi Gökhan? Vallahi bayağı iyiymiş bu slime'ın. Elini... Dur elini kesme. Yok şu şöyle giriyorum. Şöyle sakin girdim aldım. Bu ne? Bakalım Bunun senin başına. değerli bir şey çıktı mı? Kafası çıktı. Kafası mı? kafasını mı geldi? Allah Allah. Şimdi birleştiriyorum abi bunları. Herhalde abi bir tane. Bakacağım şuna bir. Şu sü abimizin eline roket atarı oturtuyorum. Tamam mı? Bu da... Abi bu roket atar. Tamam. Abi olay şu. Arkadaşlar şöyle koyuyorum. Elinde roket atarı. Ya da şöyle Bu tat vermedi ya. Enes'inkinden alalım biz bir daha yine konuklara. Onlar ne çıkmıştı Altın abi? çıktı abi. Bayağı altın çıktı içinden. Altın suyuna bandırılmış bilmem ne yani. Aslında o çok değerliymiş çıkanlar NFT gibi. Ama Hı. bunun slime'ı kaliteli. Yemin ediyorum hayatımda ilk de... Defa... E neyse ilk slime'ımız da kaliteli olsun ya. Vallahi kaliteli. Bakayım bir atsana abi. abi çok iyi. Vıcı vıcı pıçı böyle. Vıcı vıcı ama bak tutuyor. Normalde tutuyor, mu? tutuyor hiç yapmıyor. Abi çok merak ediyorum. Neden yani? Hiçbir fikrim yok abi. Ben bunu böyle niye biliyorsun? Bulmaca ya işte. Yani i̇çinden ne çıkacak? İnsanlar merak ediyor vesaire. Yani bir uzaylının teyit etmek adına söylüyorum. Bir uzaylının karnını deştik midesini, kaburgasını çıkardık bununla. Evet. İçinden de doğum yaptı ve bu arkadaş çıktı. Çok mantıksız geliyor değil mi? Allah analı babalı büyütsün. <laughs> yani. Şey, şimdi, çok mantıksız hakikaten var. Hani gözüktüğü gibi. Neyse bir yandan da iyi yönden bakarsanız internete bunun için para veriyorsunuz zaten. Aynen arkadaşlar. öyle. Yani normalde bu oyuncak kaç para? Bu oyuncak 700 lira mı ne? 400 lira mı? Düşün. Ama şu... şu. Kodumun uzaylısı. Kodumun uzaylısı. Akıllı ol. Akıllı ol. O zaman videoyu arkadaş kapatsın. Evet. Konuğumuz Afşar Tuna Akşendi, Afşar, Namı ı diğer Pinti Panda. Pinti Panda. Kendisine çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Kendisine çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. <laughs> ya emin <benim, benim> ol konuştuğum <laughs> bir şey, ne söyleyeceğimi de <laughs> unuttum. Nasıl kapatacağımı unuttum. Ne oluyor oğlum sakin ol lan. Ne oluyor oğlum sakin ol lan. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Ve Yalnız esen kalın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Dilay'la da görüşürüz. Ben buraya şey yaparım. D-Live. D-Live. Tuna, Tuna da D -Live. Facebook'ta. Şey Söylemiyor D -Live. <gülüyor> <gülüyor> Değil Twitch <laughs> <sus, sus. Değil gülüyor> Türkiye. Ee, Tuna da Facebook'ta. Olur da bir şeyler değişirse o, Aa, ben ligi güncellerim. Bir güncelleme olur. Bir sıkıntılı gibi konuştun ama bakalım. O bakacağız. Sorarız <laughs> arkadan. Eyvallah Tuna. Çok teşekkür ederim. Eyvallah abi. Ellerimize, ellerinize sağlık. Eyvallah. Evet Tuna yine yavaş yavaş. Sakin sakin ilerliyor. Hiç acelemiz yok. DLSS bakar mısın? Hemen hemen hemen. Bakayım bir. Şöyle ayarlardan göstereyim onu. Görüntü. Zaten çözünürlük maşallah. Kaç? 120 FPS. De. 120 FPS abi. DLSS şu anda kapalı olduğu halde böyle akıyor bir de. Açıp performansa getirdiğinde artık FPS iyice çılgın atar. Aynen. Ama hatta o seçenekleri de göstereyim ben size. Bak işleme çözünürlüğü. Benim dediğim buydu. Bak şu işleme 854 534 olarak bilgisayar evet. hissediyor bunu. Şu an diyor ki ben bunu rahat rahat oynatırım. Bak DLSS seçeneklerinde de genelde ka kaliteyi alıyorsun. İşleme çözünürlüğünü daha da arttırıyorsun abi. Tabii tabii. Kalite yani. Sonuçta kaliteli alıyor. Ki zaten yağ gibi mesela maşallah. Mesela şimdi bir kapış. Yok mu bir... Yok mu lan bir gelecek? Dur bakayım. Bu. Görüyor musun? Bu oyunun bu arada ışıklandırması ayrıca başarılı. Bu oyunun her şeyi başarılı bence. Doğru lan. Her şeyi başarılı. Yani hani böyle bok atabileceğim bir şey yok benim mesela bu oyunda. Yok abi mükemmel ya. Dileriz ki bütün oyunlar bu seviyede olur. Boy evladım benim, koçum benim, Atreus aslanım. Güzel.